Evet, merhabalar. Bugün 19 Mayıs. Bakalım bugünün enerjileri bize ne anlatıyor? Nelere dikkat edeceğiz? Neler yapsak çok daha doğru ve uygun olacak? Hepsine bir göz atalım. Ay, Koç'taki seyahatine devam ediyor bugün de. Birkaç gündür size söylediğim gibi, eğer yeni bir şeyleri başlatamadıysanız ya da başlatmayı düşünüyorsanız, işte bugün lütfen artık değerlendirin. Şu anda hayatınızı, yaşama şeklinizi, geçmiş aşklarınızı, geçmiş hayallerinizi, sanatsal, ruhsal çabalarınızı bugüne yansıtıyorsunuz çünkü. O yüzden eylemde çok fazla bulunmayın. Çünkü sinir bozucu gelebilir size. Boş bulduğunuz her fırsatta dua edin. Manevi çalışmalar yapın, meditasyonlar yapın, kalbe fısıldama tekniğini uygulayın. Gelecek için veya şu anda kendinizden ve sevdiğiniz insanlardan ne bekliyorsunuz? Kimleri affetmeniz, hangi olayları unutmanız gerekiyor? İşte bunları değerlendirebilirsiniz. O yüzden korkularınızla yüzleşmeniz önemli. Yani böyle kişisel kararlar verebilirsiniz bu dönemde. Biliyorum birçoğunuzun hayatında bazı alanlarında hayal kırıklıkları var. Hanginizin yok ki zaten, öyle değil mi? Ama şimdi bu hayal kırıklıklarını onarmak için çok güzel bir fırsat dönemi var karşımızda. Bunun için değişiklik yapmaya gönüllü olmak çok önemli. Çünkü bu zamanın enerjisi kötü alışkanlıklarınızı değiştirmek için çok olumlu bir zaman dilimi. O yüzden önceliklerinizi belirleyin ve ona göre özür dilerim. Böyle hızlı olmadan, ne bileyim, yavaş ve sakin bir şekilde ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Çünkü farkında olmadan bir bakmışsınız ki profesyonel bazı bağlantılar karşınıza gelmiş. İş hayatınızla alakalı, sorumluluklarınızla alakalı yeni bazı ayarlamalar yapmanız gereken bir zaman dilimi çok açık. Çünkü o zamanda yaşıyoruz şu anda. Belki iş değiştirmeniz gerekebilir, yeni bir işe başlamanız gerekebilir ya da yeni bir elemanla yola devam etmeniz gerekebilir. Yani sosyal statüde değişiklikler olabilir. Bunun için de sizin geçmişin yüklerinden arınarak yepyeni bir yola çıkmanız gerekiyor. Bu önemli. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.